Herkese selamlar. Umarım keyifler gayet yerindedir. Beni soracak olursanız her şey yolunda. Bu videoda size neyi anlatacağım? Bu videoda size eski bir Sovyet hastanesinde tam 4 gün boyunca nasıl kalıp nasıl ameliyat olduğumu anlatacağım. Hadi hazırsanız o zaman videoya başlayalım. Şimdi dostlar malum biliyorsunuz kolumu kırmıştım. Bunun videosunu çektim. Ondan sonra ameliyat olacağımın da bir videosunu çekmiştim. O videoyu çektikten 2 gün sonra ben hastaneye gittim. Yani ne zaman? 19 Aralık tarihinde ben hastaneye yattım. Pazartesi günü. Hastaneye gittim. İşlemler biraz uzun sürdü. Sigorta şirketi de malum zaten para vermemek için elinden geleni yapıyor ya. O garanti mektubunu göndermesi, ondan sonra hastanenin bunu teyit etmesi falan bayağı uzun sürdü. Ben de ne yaptım? Orada saatlerce bekledim. Beni en nihayetinde odaya aldılar. Oda pek rahat değildi. 3 kişi kalıyorduk. Rahat olmaması 3 kişi kaldığımızdan dolayı değil de yattığımız yatak falan hiç rahat değildi. Bayağı bildiğiniz demir yatak. Üstüne bir tane matras atmışlar ve hiç rahat değildi. Zaten ertesi gün kalkar kalkmaz bel ağrılarını hissetmeye başlamıştım. Ama yapacak bir şey yok. Bu bir zorunlu süreçti. Onu tattık. Oda arkadaşım iki tane Rus'tu. Bir tanesi 30-35 yaşlarında Sasha. Diğeri de yine 50-55 yaşlarında böyle sakallı kel bir dayı. Onun da adı Sasha'ydı. Ben iki tane Sasha'yla odada kalmaya başladım. Doğrusu onlarla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta iyi ki onlarla kaldım. Ameliyat olduktan sonra falan bana çok yardımcı oldular. O iki Sasha'ya da bu videoyu görmezler ya. Yine de teşekkür etmiş olayım. İyi ki onları tanıdım diyebilirim. Pazartesi günü bu yerleşme telaşesiyle falan geçti. Ertesi gün Salı günü ben ameliyat olacağım diye bekledim. Bana hemşire dedi ki sen dedi sabahtan hiçbir şey yeme. Öğlene doğru seni ameliyata alacağız dedim. Tamam. Öğlene kadar hiçbir şey yemedim. Zaten hastane yemekleri de dostlar cidden çok lezzetsizdi. Yani böyle lapa gibi şeyler yiyorduk. Bu kaşe dedikleri şey var ya yulaf ezmesi falan sütlü yapılan vesaire. Yani o tarz şeyler greçka yiyorduk. Ki ben normalde greçkayı severim. Ama ben greçkayı bulgur pilavı gibi yaptığım için severim. Bunlar bayağı böyle suyla haşlayıp önümüze getiriyorlardı. Gerçekten hastanede böyle hiç de rahat etmedim yemek bakımından. Allah'tan tabii ben yanımda bir takım abur cuburlar götürmüştüm. Onları böyle kendi kendime yiyordum. Salı günü oldu dostlar. Ameliyat olacağım diye bekliyorum. Ameliyat bir türlü olmadı. Ya en sonunda ben 3'e 4'e kadar bekledim. Hiçbir şey de yemedim. Su içmem bile yasak. En sonunda doktor bana dedi ki ya dedi biz sizi bugün ameliyat alamayacağız. Dedim neden? Saat geç oldu. Bilmem ne birkaç şey söyledi. Dedim tamam. Yarın kesin olacak mı dedim. Yarın olacak dedi. Salı günü de böyle es geçtik. Zaman dostlar gerçekten hastanede geçmek bilmiyordu. Zamanı geçirmek için sürekli telefonda bir şeyler seyrediyordum. O oda arkadaşlarımla biraz sohbet ediyordum. Ondan sonra upuzun böyle bir koridor vardı. O koridorda böyle hapishane mahkumu gibi volta atıp duruyordum. Orada yattığımda açıkçası yine de kendi halime şükretmeyi öğrendim. Çünkü benim bir elim kırılmıştım. Ameliyat olacaktım ama bel fıtığından gelenler vardı. Ayağını kıranlar vardı. Onların acınası hallerini görünce dedim ki ya tamam ben de ameliyat olacağım. Yabancı bir ülkede tek başıma ameliyat olacağım. Yine de onlar gibi diyelim onların sıkıntısı benimkinden çok daha fazlaydı. Yine de Allah'a şükürler olsun o süreci de bir şekilde atlattık. Neyse dostlar günler böyle böyle geçiyordu. Şunu da söylemek isterim hastane personelleri falan gerçekten çok iyi insanlardı. Ben hani içten içe diyordum ki ya yabancı olduğum için bana karşı böyle bir ufak bir serzenişte bulunurlar mı? Katiyen öyle bir şey olmadı. Tamamen devlet hastanesi olmasına rağmen hemşireler çok iyiydi. Düzenli olarak her sabah gelip 6'da iğne yapan hemşireler vardı. Mesela şakalaşıyorduk. Bana mesela soruyorlardı sen Türkiye'den geldin. Burayı nasıl buluyorsun? Beğeniyor musun? Türkiye'ye dönecek misin? Biz de Türkiye'ye tatile eşimle gitmek istiyoruz tarzında onlarla sohbet ediyordum. Onlara da bu videoyu seyretmeyeceklerini biliyorum ama yine de bir teşekkür etmiş olayım. Anlayacağınız dostlar hastanedeki bu ikinci günümü de ameliyatsız bir şekilde hemşirelerle, hasta bakıcılarla goy goy yaparak, oda arkadaşlarıyla havadan sudan konuşarak, YouTube'dan videolar seyrederek geçirdim. Çarşamba günkü ameliyat dostlar benim açımdan biraz zorluydu. Neden? Sabah 8-9 gibi doktor geldi. Dedi ki siz de ameliyata alacağız. Dedim tamam. İçten içe böyle biraz bir korkunuz olmuyor değil. Yalan yok. 9-9.5 civarında benim kolumdaki bu yarım alçıyı, ateli çıkardılar. Dediler ki evvela röntgene gideceksiniz. Çıkarttık. Bir tane hasta bakıcıyı benim peşime taktılar. Daha doğrusu ben onun peşine takıldım. Aşağıya gittik. Birinci katta, zemin katta. Orada röntgen olduk.
Orada elime baktım. Ulan dedim neler yaşamışım ben ya. Harbiden neler yaşamışım. Orada röntgenini çektik. Yukarıya çıktık. Ondan sonra bana dediler ki ameliyat zamanı yaklaşıyor. Gittim ameliyathanenin önünde narkoz verilecek yerde. Bana dediler ki üstünüzü falan çıkartacaksınız. Bir tek boxer'la kalacaksınız. Dedim tamam. Şöyle tuttular beni. Ameliyat önlüğünü böyle üstüme giydirdiler. Ondan sonra narkoza geçtik. Orada bana dediler ki burada uzanacaksınız. Uzandım şöyle. Ondan sonra bir tane doktor geldi. Koluma iğne yapmaya başladı. Narkozu vermeye başladılar işte o şekilde. Bir süre sonra başka bir doktor bana dedi ki isminiz nedir? Ben de o süre zarfında böyle karşıda yer alan saate bakıyorum. 9.50 olması lazım. 9.50-9.51 civarı. Berkay dedim. Ya dedi ki bunu hatırlaması zor dedi. Ben dedim ki bekleyebilirsiniz. Ondan sonra pat. Bende hiçbir şey yok. Dalmışım. Ondan sonra dostlar 14.50 civarı olması lazım. Telefondan baktığım kadarıyla. 14.50 civarı böyle sayıklayarak kendi kaldığım odada gözlerimi açtım. Kolumda bir ağrı, şiddetli bir ağrı hissediyorum. Bir baktım koluma yeni bir alçı yapmışlar. Ondan sonra alçının üstünde böyle bir bandaj var. Ve bandajda hep kan var. Koluma şöyle bakıyorum. Kolda ağrı var. Tamam. Ama narkozu öyle bir vermişler ki ayağımın altı ağrıyor. Vücudumun envai çeşit yeri ağrıyor. Şu sağ gözümde böyle böyle açamıyorum. Artık o narkozun da verdiği etkiyle tribe girdim. Kendi kendime şunu söylüyorum. Bundan sonra hayat nasıl geçecek? Koldan olduk, gözden olduk. Ben bundan sonra nasıl yaşayacağım diye. Varın siz pay biçin nasıl bana narkoz vermişler. Öksürüyorum dostlar. Böyle narkoz tadı geliyor boğazıma. O kadar çok kötüydü ki. Bana dediler ki sen yavaştan istiyorsan bir kalk biraz bir yürü kendine gel. Abi yürümeye çalışıyorsun. Ayaklarındaki ağrıdan böyle yalpalayarak yürüyorsun. Bir şey yemeye çalışıyorsun zaten hastane yemekleri hiç lezzetli değil söylediğim gibi. Onu yemeye çalışıyorsun kusacakmışsın gibi hissediyorsun. Neyse o şekilde narkoz sürecini de geçirdik. Ama dedim ya o da arkadaşlarım çok iyilerdi. Sağ olsunlar mesela ben yemek yemeye gidemiyorum. Benim için yemeği getirdiler. Ondan sonra mesela o yaşlı olan Sasha sürekli böyle hiç unutmuyorum. Kendi bardağına çay yapıyordu ve İki tane demlik poşetiyle yapıyordu. 3-4 tane de şeker atıyordu. Bana soruyordu sen de çay ister misin diye. Ben diyordum ki yok çay istemiyorum. Keyifsizim. Ama inatla gidip bana da çay yapıyordu. Yemek getiriyordu. Mesela arada sırada o dışarı çıkıyordu. Normalde dışarı çıkmak yasak. Ama o arada bir dışarı çıkıyordu. Markete gidiyordu. Bir şey ister misin diye soruyordu. Ben diyordum ki yok istemiyorum. Ama yine de gelip bana su, abur cuburluklar alıp duruyordu. Parasını vermeyi teklif ediyordum. İstemiyordu. Sağ olsun gerçekten bana çok büyük iyilikleri dokundu. İnsan zaten böyle zor zamanlarda en ufak bir insanlığı dahi unutamıyor. Sağ olsunlar bana kendilerinden biriymişim gibi destekte bulundular, yardımcı oldular. Ameliyattan sonra benim kolum bayağı bir ağrıyordu. Zaten ameliyattan sonraki 2 gün boyunca her gün düzenli olarak pansuman yapıldı. İlk pansumanı hiç unutmuyorum. Hemşire bu bandajı keserken bana sordu dedi ki kandan korkar mısın? Dedim korkmam. Koluna bakmak ister misin dedi. Ben bir an düşündüm. Lan dedim acaba bakmasam mı? İlk dedim bakmayayım. Ondan sonra böyle tam çıkartacak emin misin diye bir kere daha sordu. Dedim bakacağım. En sonunda böyle cesaretimi toplayıp koluma baktım. 12-13 tane dikiş var. Kolumun rengi kaçmış. Dikiş izleri, kan lekeleri. Ondan sonra o sürdükleri tentür diyot vari kimyasal sıvı kolumda duruyor. Ulan dedim ben ne yaşamışım ya? Basit bir kol kırılması bana nelere mal oldu. Ama sonra insan geçmişe dönüp baktığında şunu fark ediyor. Hakikaten tamam zor bir süreçti. Ama ben bu süreçten Allah'a şükürler olsun sağ salim çıktım. Hastaneye kendi başıma gittim. Kendi başıma geri döndüm. Ne kimseye muhtaç oldum. Ne birini çağırdım. Ne birinden bir yardım istedim. Ne herhangi birisine ya bu kolum şöyle böyle bana yardımcı olur musun diye ahvah ettim. Ameliyatı oldum bitti derken 16 gün geçti dostlar. Bakın 16 gün geçti. Yakında 12-13 gün sonra bu kolumdaki alçı da atel de tamamen çıkacak. Ve ondan sonra ben böyle yavaş yavaş fizik terapiye başlayacağım. Ve ondan sonra bu kolum eski haline gelecek. Ama ben yaşadığım imtihanla o imtihandan başarılı alnımın akıyla çıkmanın verdiği gururla bundan sonraki hayatıma ne yapacağım? Devam edeceğim. Dostlar anlayacağınız hastanede 4 gün boyunca ben günlerimi bu şekilde geçirdim. Normalde karşılaşamayacağım insanlarla, karşılaşamayacağım Ruslarla orada konuştum. Sohbet ettim. Kimi bana hayat hikayesini anlattı.
kimi hayallerinden bahsetti ve biz hepimiz bir rahatsızlığımız vardı. O rahatsızlığımızın dermanı için orada bulunuyorduk ve birbirimizi çok iyi anlıyorduk, birbirimize destek oluyorduk. O eski Sovyet hastanesinde 4 gün boyunca böyle kaldım. Anlayacağınız dostlar, bu süreci şükürler olsun ki başarılı bir şekilde atlattım. Şimdi videoyu sonlandırıyorum dostlar, ama videoyu sonlandırmadan önce kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu arada kanalımız 10.000 aboneyi geçti. Bu tamamen sizler sayesinde. Sizler de daha da fazla destek sunmak için kanala abone olun. Bir daha söylüyorum. Yorum yapın ve like atın. Süper teşekkürler butonuna basmayı unutmayın. Katıl butonuna da ayrıca basabilirsiniz. Sizler destek verdikçe bu kanal daha da büyüyecek ve bu kardeşiniz sizler için bu tarz içerikler çekmeye devam edecek. Takipte kalın. En yeni içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik herkese hoşça kalın diyorum.